Korkutmam. Öyle tehlikeli bir şey ki gün gelir korkutanı da korkutur. Aa, bunlar gene dokundular ona. Sevgili seyirciler, bir demokrasi arenasında da sizlerle birlikteyiz. Bu seferki konuğum sevgili canım arkadaşım Uğur Mündar. Uğur benim hakikaten, ben bunları geçen programda söylemiştim, şimdi söylemeyeyim artık. Uğur benim sevdiğim, saydığım, mesleğinde çok iyi yerlere gelmiş bir arkadaşımdır. Kimsenin yaşı kimseyi ilgilendirmez. Onunla ilgili çok güzel anılarımız, anekdotlarımız var. Özür dilerim. Susuyorum. Sen de susuyorsun. Değil mi? Ama Uğur derler ki bazen susmak konuşmaktan daha etkili olabilir. Öyle değil midir? Gülümsedin. Bu lafıma gülümsedin. Dikkat ettim yani. Ay canım Uğur'cum. Uğur, gene bazı sorular hazırladım sana. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Senin bu Survivor konusunda. Survivor izliyor musun? Mesela Tele1 seyircileri izleyip izliyor mu bilmiyorum ama izleyin. Yani Türkiye'nin profili var. Aman ne üç kağıtlar, ne dedikodular, ne yani inanılır gibi bir program değil. Burada fazla başka bir kanal olduğu için üzerine de gitmek istemiyorum yani. O nedenle sana sormak istediğim asıl konu şu. Benim hakikaten tüylerimi diken diken iftihar ettiğim bir konu. Biz her zaman şakalaşıyoruz da yaş konusunda aramızda filan. İzmir turnesindeydim. İzmir'e gittiğim zaman ki yakında gene İzmir'de olacağım. Uğur'la işte devamlı buluşuruz yani her gidişimde. O zamanlar İzmir'de yaşıyordu zaten. Yol üzerinde İzmir'e yakın bir yerde beni çok duygulandıran bir şey oldu. Bir zeytin ağacı dikmişler. 585 yaşında ve altında altın bir plaka orada yazıyor. Bu ağaç Uğur Dündar tarafından dikilmiştir diye. O kadar duygulandım, o kadar. Yani yalnız topluma bu anlamda değil, diğer konularda da yararı dokunmuştur. O da benim için böyle tevatürler söyler. Ama benimki gözlerimle görüp tanık olduğum bir hikayeydi yani. Göbekli Tepe'de de mesela iftihar ettiğimde o tabletlerde adının geçmesi... İlk İstanbul'un fethinde yaptığın röportajlar, yani senin yaşınla uğraşıyor gibi görünebilirim. Sessiz de kalıyorsun. Bunun da bir anlamı olduğunu zannediyorum. Uğur'cum, seninle sohbet etmek çok tatlı. Hakikaten yani tabii bir duruşun var. Hayata karşı da bir duruşun var yani. Ben bazı fikirleri danışmak istiyorum sana. Mesela aramızda para toplayıp troll tutabilir miyiz? Mesela sen, ben, birkaç eş dost daha, işte Emre'yi alabiliriz oraya, Merdan'ı alabiliriz. Böyle epice bir kalabalık grup yapıp aramızda üleşip para toplayıp maaşlı troll tutma imkanı olabilir mi acaba? Yani olursa bizim de sırtımızı dayayacağımız bir şey olmuş olur yani. Çünkü bunların çok etkili olduğu söyleniyor trollerin. Yani bir düğmeye basıyormuş birisi başlayın harekete diye aldır 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 şeyler yapıyorlarmış. Biz şimdilik tek trolle başlayalım işe. O böyle atabildiği kadar atsın diyorum. Bilmiyorum tabii çok iyi bildiğim bir iş olsa daha çok fikir vereceğim sana. Susuyorsun. Yani bundan evet mi hayır mı cevabı alayım. Suskunun Uğur. Öyle bir şarkı söyle ki kimse duymasın. Öyle sessiz kal ki herkes duysun. Teşekkür ederim
katıldığın için programıma. Hepinize iyi akşamlar diliyorum saygıdeğer izleyicilerim. Hoşça kalın. Bir başka demokrasi arenasında görüşmek umuduyla. Hepinize saygılar, sevgiler. Korkutmak öyle tehlikeli bir şey ki gün gelir korkutanı da korkutur. Aa, bunlar gene dokundular ona.